Sevgili dostlar, merhabalar. Soğuk bir İzmir gününden herkese selamlar. Evet, videolarımız devam ediyor. Robert Greene Baba'nın kitabını takip etmeye devam ediyoruz. Bugünkü konumuz karakterimiz ve bağımlılıklar. Yani bizim karakterimizi oluşturan alışkanlıklar. Ve bu alışkanlıklar bizim karakterimizi nasıl oluşturuyor? Ve bizim bundan edinebileceğimiz avantaj, dezavantaj nedir? Onları konuşacağız. Yani biraz gene insan karakterinden bahsediyoruz. Normal zaten çünkü kitabın ismi İnsan Doğası. Şimdi insan dediğimiz varlık, yani bizler alışkanlık üretme makinalarıyız. Yani bizler şu anda hayatınıza şöyle bir bakın. Alışkanlıklarımız ağırlıktı yaşamımızda. Yani çoğu hareketimizin düşünerek, taşınarak yapmak yerine sürekli yapmaya alıştığımız rutinler şeklinde yapıyoruz. Yani çoğumuz aslında bir makine gibiyiz. Zamanında edindiğimiz alışkanlıklarımızı her gün tekrar ediyoruz. Şöyle bir gün için düşünün. Yani sabah kalkıyorsunuz, ne yapıyorsunuz işte mesela? Diyelim lavaboya gidiyorsunuz, dişinizi fırçalıyorsunuz, işte kahvaltı yapıyorsunuz, giyiniyorsunuz. Bütün gün içindeki hareketlerinizi düşünün. İşte iş yerine gidiyorsunuz, ilk yaptığınız şey ne? Eve geliyorsunuz, dışarıdan eve geliyorsunuz, ilk yaptığınız şey ne? Bilgisayarınızı açıyorsunuz diyelim, ilk yaptığınız olay nedir? Telefonunuzu elinize aldığınız zaman ilk yaptığınız şey nedir? Dikkat ederseniz birçok alışkanlığınızın olduğunu fark edeceksiniz. Çünkü insan alışkanlıklar üretir. Ve bu alışkanlıklarla günlük hayatını sürdürür. Çünkü alışkanlık dediğimiz hareketler sürekli yapıldığı için az enerji harcattırır. Yani düşünmek zorunda kalmayız. Yani otomatik olarak bunları yaparız. İşte arabaya binersin mesela, otomatik olarak bazı şeyleri yaparsın. Bir yemek yiyeceğin zaman otomatik olarak bazı hareketleri yaparsın. Giyineceğin zaman işte pantolona bacağımı nereden sokayım falan ne düşünmezsin, değil mi? Otomatik olarak giyinirsin. Hatta bazen diyelim uykulusun diyelim sabahleyin, bir anda kendini mesela arabanda bulursun veya bir anda kendini yolda bulursun. Aradaki tüm hareketleri otomatik olarak yapmışsındır. O yüzden alışkanlıklar insanın davranışlarının çoğunluğunu oluşturuyor. Bu sebeple de zaten aslında alışkanlıklarımız bizim karakterimizi ortaya koyuyor. Yani bizim karakterimiz dediğimiz şey yaptığımız alışkanlıkların toplamı. İyi alışkanlıklarımız varsa karakterimiz iyi oluyor. Dengeli alışkanlıklarımız varsa dengeli oluyor. Kötü alışkanlıklarımız varsa da işte karakterimiz kötü oluyor. Hayattaki eylemlerimiz yararsız oluyor, faydasız oluyor, kötü oluyor. Bunun iyi ve kötü tarafı var. Bir, çok kolay alışkanlık edinebiliyoruz. Bunun iyi tarafı, faydalı alışkanlıkları da kolay edinebiliriz. Yani sağlıklı beslenme alışkanlığı, spor yapma alışkanlığı, dürüst olma alışkanlığı, etrafımıza daha empatik olma alışkanlığı, bunları kolay edinebiliriz. Ama bunun tersi de olabilir. Yani sağlıksız beslenme alışkanlığı da olabilir. Bir takım etrafımıza rahatsız edici hareketleri yapma alışkanlığı da olabilir. Yani alışkanlıklar çok çabuk edinilebilir ama bunun hem iyi tarafı vardır hem de kötü tarafı vardır. Şimdi, ideali tabii ki yani bizim karakterimizin, bizim hayatımızın iyi alışkanlıkların ağırlıkta olduğu bir hayat olması. Ha %100 tüm hareketlerimiz iyi ve faydalı tabii ki değildir. Yani insan %100 böyle melek gibi dolaşmaz ama ağırlıklı olarak gün içinde yaptığınız rutin işlerin faydalı olduğunu düşünürseniz bu iyidir. Mesela günde 10 sayfa kitap okuma alışkanlığınız varsa bu çok iyi bir şeydir. Ama günde 10 tane baklava yeme alışkanlığınız varsa bu çok iyi bir şey değildir. Şimdi bu bir açık bizim. Yani insanın bir yönü. Bir kere alıştıktan sonra çok fazla artık onu düşünmüyor yaptığı hareketlere. Bu manipülasyonda çok sık kullanılır. Pazarlamada çok sık kullanılır. Neden? Çünkü bir propagandada ya da manipülasyonda eğer siz yaptırmak istediğiniz işleri İnsanlara alışkanlık haline getirtirseniz artık bir daha uğraşmanıza gerek kalmaz. Yani sürekli o kişi o hareketi düşünmeden tekrar eder. Mesela
bundan diyelim ki 80'ler, 90'lar diyelim. Hiçbirimizin, yani çoğu kişinin ben eve su aldığını hatırlamıyorum. Yani damacanayla bir su geldiğini hatırlamıyorum. Bizler ya musluk suyu içerdik veyahut da işte suyu kaynatır öyle içerdik. Ama bugün mesela su dışarıdan alınan bir şey haline geldi. Veyahut da işte bir filtre makinesiyle kullanılan bir şey haline geldi. Bir alışkanlık oldu bu. Şimdi düşünün bakalım, yani bu alışkanlık neyi kapattı üstünü? Şunu kapattı. Ya ben sonuçta bir şehirde yaşıyorum. Bu şehrin bir belediyesi var. Ve bu belediyenin bana içilebilir bir içme suyu verdiğine güvenmek isterim. Yani eğer benim musluktan akan suyum içilebilir bir suysa, benim dışarıdan içilebilir bir su almamın bir manası yok. Ama işte zaman içerisinde bize bir takım şeyler oturtulmuş, yani denmiş ki ya bu musluk suyu tamam abi içmeseniz daha iyi olur gibisinden bir takım hareketler, işte bir takım haberler ve bizim artık güvenimiz kalmamış. O yüzden biz ne yapıyoruz? Ya gidiyoruz dışarıdan suyumuzu alıyoruz veyahut da işte bir filtre takıyoruz musluğumuzu, oradan içmeye çalışıyoruz. Bak ne oldu? Bende bir tüketim alışkanlığı ortaya çıkarttı. Mesela eskiden mesela nargile içmek yaşlılara özgü bir şeydi. Ben hiçbir gencin, bir genç bir insanın yani nargile içtiğini çok görmezdik. Yani nargile böyle hani nasıl söyleyeyim, tamam yani tütün her türlüsü zararlı ama hani nargile özellikle hani yaşlıların içtiği, işte dayıların içtiği bir şeydi. Ne oldu mesela? Son 10 yılda bir nargile kültürü oluşturuldu. Yani nargile salonları, işte o nargile salonlarında belli bir tipte gençler işte böyle orada böyle nargile içmek bir böyle bir delikanlılık, yani böyle bir delikanlılık, ağır abilik imajı verdi. Hatta böyle nargileyle işte Osmanlılığı falan böyle bir araya getirdiler. Ne oldu? Bir anda bir geniş kitle, daha önce ağzına nargile sürmeyen bir kitle, özel olarak açılmış nargile salonlarında nargile içer hale geldiler. Hatta nargileyi evine alıp evde yapmaya çalışanlar falan var, yani şimdi pandemi yüzünden gidemiyor. Adam evde yapmaya çalışıyor nargile. Hatta yanmış falan yani bir yer. Evde nargile yapmaya kalkarken evi yakmış. Şimdi bak düşün, bu da bir alışkanlık yani. Sana bir takım şeyler verildi. Yani bunu kabul ettin. Örneğin deseler ki bundan önce sana arkadaşım ben sana para vermeyeceğim. Bunun yerine sana bilgisayardan böyle bir rakam göndereceğim. İşte diyeceğim ki 500 Serdar Coin. 500 Serdar parası göndereceğim. İşte ne bu, nedir bu diyeceksin. İşte bu bir şey değil yani, bu bilgisayar verisi yani. Bir para da değil, altın da değil, bir para birimi de değil falan. Bunun bir şeyi de yok. Yani bir garantisi de yok. Bu devletler falan da bunu basmıyor. İşte birileri şeyi bilgisayarda bunu üretiyor. Hani üretiyorum dedim de yani bir programda bunu çıkartıyor bir şekilde. İşte o para. Ben sana bundan 100 tane vereceğim. Sen bana bir tane gömlek vereceksin. Şimdi deli derler adama yani. Hatta sahte para falan basıyor diye hapse girersin. Fakat şimdi bakın mesela Bitcoin diye bir şey çıktı ya. Bitcoin. Ya neymiş bu Bitcoin? İşte böyle birileri bunu bilgisayar ortamında yapıyormuş. Hatta bunu yapmak için ekran kartları falan kullanılıyormuş. İşte bunun resmisi varmış, gayri resmisi varmış, güvenilir varmış, güvenilmezi varmış. Bu aynı borsa gibi çıkıyor, iniyor. İşte ben 1000 Bitcoin aldım, işte 1 liradan yarın oldu 2 lira, bak 2000 lira kazandım. Allah Allah. Bu para desem para değil, bir güvencesi yok, bir şeysi yok. Neye göre artıyor, neye göre azalıyor? Senin o kazandığın para helal mi, haram mı? Yani sen ne emek harcadın, hani ne yaptın da bu bir para kazandın, yani bir şey oldu. Hani mesela hisseyi kafam alıyor yani, bir firmanın hissesini alıyorsun. Sonuçta bir ekonomiye bir katkı yani spekülatif bir hareket bile yapsan bir şeyi alıyorsun, bir risk var, bir şey var. Para birimini de anlıyorum. Hani bir dolar, mark, euro, TL tamam ama altın tamam anlıyorum. Ama tamamen yani sanal bir şey, insanlar arasında alıyorsun, veriyorsun ve bunun değeri çıkıyor ve sen 1000 koyuyorsun, 3000 alıyorsun. Yani ama bak ne oldu? Bu şimdi yavaş yavaş... Ben eskiden bunu belli çevrelerde duyuyordum sadece. Şimdi yavaş yavaş bizim mahalleye kadar geldi yani. Ben artık yani her yerden bunu duymaya başladım ya. Bitcoin diye bir şey varmış. Bizim öğretmen arkadaş almış. Parasına para katmış lafları dolaşmaya başladı. Ha bana sorarsan çiftlik bank gibi bir şey bu da ama. Bilinmez yani. Belki bir süre sonra paralar ortadan kalkacak. Biz böyle tamamen sanal şeyler kullanacağız.
Tabi bunun da gelecekte ne olacağını bilmiyoruz. Yani çünkü para dediğimiz şey bir devletin bağımsızlık sembolüdür. Yani ta eskiden beri padişahlar ilk tahta çıktıkları zaman bir para basarlar önce. Yani yüzünde resmi olur. Ha gelecek nasıl bir şey olacak? Bu paralar tamamen sanallaşacak mı? Biz nasıl bir dünyaya gidiyoruz onu bilmiyorum. İyi midir kötü müdür onu da bilmiyorum. Ama bak gördün mü yavaş yavaş bir alışma başladı. Yani biz artık Bitcoin dediğimiz zaman bir para birimiymiş gibi sanki bunu düşünmeye başladık. Birçok alışkanlıkta bu böyledir. Yani azar azar yapmaya başlarsın, vücut zamanla alışır. Yani şimdi pandemi gelir mesela. Sen normalde pandemi öncesinde işte ayda bir kere bir tane bira içiyorsundur. Ama pandemi zamanı sıkılıyorsun evde. İşte her akşam bir tane atayım falan dersin. Bir bakarsın 3 ay sonra, 4 ay sonra, 5 ay sonra bayağı günde 3-4 şişe içki içen bir hale gelmişsin. Ne oldu? Bak gene bedenin, vücudun alıştı. Şimdi alışkanlıkların gücü böyle kuvvetli. Peki karakterle bağlantısı ne? Şimdi dostum insanları söyledikleri önüne koydukları imaj dedik daha önce. Yani bizi aldatıyor. Yani biz böyle dışarıdan baktığımız zaman böyle bir imaj iyiyse, böyle bir kalite bir duruş varsa, konuşmalar güzelse, işte şurada çalışıyor, böyle bir adammış, şöyle bir kadınmış falan denildiği zaman buna kanma eğilimindeyiz. Yani çok düşünmüyoruz nedir ne değildir diye. O yüzden de kazıkları hep buradan yiyoruz. Çünkü dışarıdaki görüntü genelde çok yani gerçekçi değil. Yani maskeden oluşuyor. Ama bak bunun anlamak istiyorsan bir insanın gerçek karakterini ipuçlarından bir tanesi alışkanlıklarıdır. Yani ufak tefek şey bile olsa bu kişinin yapmaya alıştığı şeyler onun karakteri konusunda sana bilgi verir. Çünkü biz insanlar küçüklüğümüzden itibaren bir takım şeyleri yapmaya alışırız. Yani bizim zihnimizde, beynimizde davranış paternleri oluşur, yollar oluşur. Ve biz ufak tefek şeylerde bile bu yaptığımız şeyler bir alışkanlık haline gelir. Ve bizim her türlü alışkanlığımız bir davranış yolu oluşturur. Yani örnek vereyim. Örnek vereyim. Örnekle daha güzel olacak. Diyelim ki kişi çok kendine dikkat etmiyor. Yani giyimine, kıyafetine, işte tıraşına, temizliğine, işte evinin tertip düzenine dikkat etmiyor. Böyle bir alışkanlığı var. Sorduğunuz zaman da ben rahat bir insanım diyor. Şimdi buradan şunu çıkartabilirsin bu kişiyle alakalı. Bu kişinin otodisiplini, yani disiplin, kendi kendine disiplini zayıf. Yani kendisini sıkıntıya sokamıyor, tertip düzene sokamıyor. Zayıf bir disiplini var. Şimdi öz disiplini zayıf bir insanın bu bir karakter özelliği. Yani o ufak tefek senin gördüğün o hareketler onun temel karakterinin zayıf olduğunu gösterir. Yani düzene, tertibe, kendini sıkmaya gelemiyor. Şimdi böyle bir kişi senin karşısına geçip de ben büyük bir sorumluluk alırım. Mesela şu işi bana ver, ben yaparım. İşte şu sorumluluğu bana ver, ben işte çok iyiyim bu işte falan. Ya da ben işte etrafıma, aileme genel olarak falan çok şey ederim. Yani çok dikkat ederim. Görevlerimi bilincinde bir insanımdır falan. Dediği zaman bence dediğine bakma. Yani bence bir genel durumuna bak. Çünkü genel olarak zaten hani bir tıraş olmaya üşenen, bir saçına bakmaya üşenen, bir giyim kıyafetini umursamayan, temizliğini umursamayan, bir genel tertip düzenini problemli bir insanın büyük sorumluluklar alması, o büyük sorumlulukların stresini kaldırması da bence zordur. Yani bu alışkanlıklarını o neme lazım canım ya boş ver bu da böyle olur hallederiz abi falan diye o işi patlatır. Bak ne yaptın? Bir kesit aldın bu kişiden, bir alışkanlıklarına baktın, onu genele vurdun. Çoğu zaman şimdi dersin ki ya bu ön yargı yapmayalım. Belki adam işte saça sakala dikkat etmiyor ama çok belki işinde iyi. Ya bu pek öyle olmuyor. Yani genelde karakter içindeki bir takım alışkanlıklar kendisini farklı yerlere de aktarıyor. Bir de mesela şöyle bir durum var. İnsanlar genelde karakteri oturmuş, artık alışkanlıkları oturmuş insanların böyle bir anda değiştiğini zannederler. Bir bakar mesela. Mesela bu kişi daha önceki ilişkilerinde hep sorun yaşamış. Yani hep sonuçta ilişkileri kavgalı, ayrılmalı bitmiş.
Romantik ilişkilerden bahsediyorum. Bu kişi işte yeni biriyle tanışıyor. Diyorsun ki sen yani ben farklıyım yani ben de farklı olur. Ben ötekiler gibi olmam. Ya kardeşim tamam sen farklısın da karşıdaki kişi aynı. Yani bu kişi senden önceki ilişkilerinde, 3 ilişkisinde, 5 ilişkisinde hep aynı şeyleri yapmışsa, hep aynı sorunları yaşamışsa çok büyük bir ihtimalle seninle olan ilişkinde de aynı sorunlar gündeme gelecektir. Yani bende olmaz falan hani bu işte ego konuşuyor burada. Bunu en çok nerede görürüz biliyor musunuz? Genellikle kadınlar böyle bir takım asi tipli, yani düzen dışı tipli insanlar hoşlarına gider. Yani bu onlara bir şey gibi, güç göstergesi gibi gelir ki doğrudur belli yerlerden. Yani onun bir düzene karşı olması, herkes gibi olmaması, böyle bir isyankar modunda olması, böyle bir işte serseri modunda olması ona güzel gelir. Çünkü yani toplumun bak baskısına direnebiliyor böyle kendine özgü bir insan, has bir insan falan. Bak dikkat et, bütün romantik filmlerde, romantik kitaplarda kadınların bu açığına oynarlar. Yani hep orada ana kahraman böyle bir asi bir prenstir yani asi bir tiptir, böyle bir maceracı bir tiptir. Tamam. Fakat şimdi şunu düşünmez. Bu kişi ya bak düzene karşı değil mi topluma karşı böyle asi serseri takılıyor. Sen bununla ciddi bir ilişkiye gireceğim diyorsun. Ha belki evleneceksin. Evlendikten sonra mesela bu kişi evinin sorumluluklarını yerine getirecek mi? Hadi mesela kocacığım git şuradan bu soğukta evde şey kalmamış, ekmek kalmamış. Git iki ekmek al dediğin zaman sana tabii hayatım falan diyecek mi? Ya da ne bileyim evin gereken işte rutin işleri işte elektriğinin suyunun ödenmesi, işte evin tamiratlarının yapılması, eve bakılması, seninle ilgilenilmesi, hasta olduğun zaman sana bakılması, çocuğuna bakılması. Şimdi bu kişi normal hayatında hiçbir kuralı tanımayan, hiçbir kuralı takmayan böyle asi bir tip. Sence bir düzenli hayata girebilecek mi? O düzenli hayatta gerçekten görevlerini yerine getirecek mi? Yani karakteri bir anda 180 derece değişecek mi? Şimdi bu hiç düşünülmez genelde. Hatta kadınlardaki bu annelik güdüsü, yani bu işte çocuk eğitim, yani bu çocuk gibi onu görüp, yani ben bunu yola getiririm, ben bunu uslu bir çocuk haline getiririm güdüsü, biraz bu konulara gözleri kapatır. Şöyle bir bak, yani işte bu erken boşanmalara, bu kavgalara, gürültülere genelde yani bu çıkma aşamasında, birlikte olma aşamasında çok hoşa gelen bir takım özellikler düzenli hayata geçildiği zaman hiç de artık öyle hoşa gitmeyecek hale gelir. Sadece kadın erkek ilişkisi olarak söylemiyorum yani. Erkek kadın ilişkisi tersinden de aynı şeydir. Sen mesela çok gezmeyi, tozmayı, sosyalleşmeyi bilen bir kadınla diyelim sevdin. Ama sen istiyorsun ki mesela evlendikten sonra bu kadın işte hep evde otursun, gezmesin, tozmasın, kimseyle işte görüşmesin, arkadaşlarını bıraksın, evcimen, işte kendi halinde bir kadın olsun, işte çocukların annesi olsun. Şimdi düşün bakalım yani karşındaki kadın böyle bir yaşama alışmış. Bu ne olacak yani evlendiğin zaman sen şimdi bu karakter mi değiştirecek yani? Hata sende yani ya öyle bir beklenti içine girme. Ya da öyle bir beklenti içindeysen o beklentiye uygun karakterde başka bir arkadaşla beraber ol. Şimdi tabii bunlar tehlikeli konular. Şu an farkındayım tehlikeli konulara girdim ama akılda kalsın diye yapıyorum. Yani insanların karakterleri alışkanlıklarına oluşur. Ha bu değişebilir mi? Değişebilir. Ama bu bir anda olmaz. Yani burada hem kişinin değişmek istemesi lazımdır. Hem de o orada bir istek olması lazımdır. Bir insan sadece işte bir işe girdi diye ya da bir evlendi diye yani başka bir şey oldu diye karakterini değiştirmez. O yüzden ufak şeylere dikkat et. Örneğin birine bir sorumluluk vereceksen, sen bir yöneticisin, bir mevkiye birisini atayacaksan o kişinin ufak hareketleri nasıl yaptığına bir bak. Mesela iş arkadaşlarına nasıl davranıyor? Kendinden alttakilere nasıl davranıyor? Bir restorana gittiğin zaman garsona nasıl davranıyor? Bir bak bakalım böyle bir ufak üç kağıtlar var mı? Yani işte şu kağıdı da alayım. Benim işte o kızın ödevi vardı. İş yerinden bastırayım. Ya çok güzel kalem gelmiş mesela o hediye şirkete bunu cebe atayım. Ya işte ne olacak canım ya 3 kuruşun 5 kuruşun hesabım olur. Yani bu kadar da oluversin falan. Şimdi böyle bir alışkanlık varsa sen bu kişiye büyük bir sorumluluk verdiğin zaman ve fırsatını bulduğu zaman bugün iş yerinden bir top kağıdı evine götüren kişi
yarın bir kasa parayı götürür. Bak onu da söyleyeyim. O yüzden dostum, toparlıyorum. Karakterimiz dediğimiz olay bizim alışkanlıklarımızın toplamıdır. Karakter de genelde insanın kaderidir. Bir insanın alışkanlıklarına bakarak karakteri hakkında 3 aşağı 5 yukarı bir fikir sahibi olabilirsin. Yani dışarı verdiği imaj, dışarı söylediği sözlerden çok yaptığı alışkanlıklara bak. Yani nasıl davranıyor, gün içinde ne yapıyor, nasıl oturuyor, nasıl kalkıyor, alışkanlıkları nelerdir? Bu alışkanlıkları senin onun karakteri hakkında bir fikir edinmeni sağlar. Kendimiz için de şöyle söyleyeyim. İyi alışkanlıklarımızı hayatta daha çok hale getirmeye çalışalım. Kötü alışkanlıklarımızı da onları yapmayarak azaltmaya çalışalım. Hayat dediğimiz dengede iyi ve doğru alışkanlıklarımız, kendimize ve başkalarına faydalı alışkanlıklarımız ne kadar fazlaysa, kendimize ve başkalarına zararlı alışkanlıklarımız da ne kadar azsa, o kadar dengeli ve düzgün bir hayatımız olur, mutlu oluruz. Ama bu terazi tersi neyse, yani kendine ve başkalarına zararlı alışkanlıkların ağır basıyorsa, hem kendi hayatın hem de etrafın zaman içerisinde son derece büyük sıkıntılar ve son derece büyük mutsuzluklara gebe bir hale gelir. Yani sevgili dostum, iyi alışkanlıklarımızı hayatta fazlalaştıralım, kötü alışkanlıklarımızı azaltmaya çalışalım. İnsanları da değerlendirirken onların sözlerine, onların giyimine, kuşamına, onların titrine, makamına değil, onların yaptıklarına bakalım ve hangi hareketleri daha sık tekrar ediyorlar, alışkanlıkları nelerdir onlara bakalım. En küçük bir alışkanlık bile bazen çok büyük bir karakter özelliğinin ipucu olabilir. Evet, bugünlük bu kadar. Hava soğuk, formda değiliz. Yine dışarıdan geldik. Umarım faydalı olmuştur. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle İzmir'den sevgilerim ve de saygılarımla hoşça kalın.